katıldan sanatçılar, eserlerini göreceğiniz sanatçılar. Bazı böyle yabancı, en azından Türkiye'li olmadıkları için izninizle iki kelimeyi İngilizce ve Fransızca söyleyip sonra kendilerinden özür dileyip Türkçe devam edeceğim. My dear non-Turkish friends, non-Turkish speaking friends, I'm sorry. So, welcome. You are, I think, many artists participating to this exhibition. So first, I would like to thank you really from all my heart. Some of the artists, unfortunately, couldn't come. COVID, happens. But we have among us Bernard Selyen, hello Bernard, here, Thomas Geiger, hello. We have Shui-Fang Chen here, Mariana Vasileva, around somewhere, yes, hello. am I forgetting someone? I would like to say welcome to all of you. You made all the way to Istanbul. Some of you are staying a bit longer, and I think you'll enjoy your stay. I hope also you'll enjoy the exhibition, and I thank you because it was a great pleasure to work with your works and to imagine the connections that might arise in between, through, under, below your works, your mutual works. Shui-Fang, salut. merci d'être là. Philippe, as well, merci. And I would like to apologize from you because I will go on in Turkish. But basically, this is what I will talk about. Let me do a little summary. I will present a bit the exhibition, the concepts it revolves around, and then I think we will end and go to the exhibition space where we can have a look at the exhibition all together. So I apologize for this momentary Turkish interval, and I hope you won't get bored. Maybe from time to time I can translate a little bit. Yeah. Donc, juste un petit peu, je m'excuse, je vais devoir parler en turc pour le reste de la petite conférence, mais en gros, je parlerai du contenu de l'exposition, et après je termine, et on va aux étages, et on regarde les œuvres. Bu sergi aslında biz epey oldu galiba. Bu serginin tohumlarını attığımızdan beri bir 4 ya da 3 yıl belki geçmiştir. Bu sergi geçen seneyi açmayı planlıyorduk fakat COVID sebebiyle, pandemi sebebiyle ertelememiz gerekti. Bu erteleme de ilginç oldu aslında. Bu serginin bu pandemiyle hiçbir ilgisi yoktu. Ama tabii hayat böyle bir şey ve şimdi baktığımda, dün böyle bir tur Berner'le birlikte bir tur attığımızda galiba şöyle bir şey oluyor ki ister istemez bir dönem ya da yaşadıklarınız şeyler yaptıklarınıza böyle bir iz bırakıyor. Dolayısıyla dün tuhaf bir şekilde bu filtreden, bu geçirdiğimiz iki senenin halleri, hisleri ile beraber gezmiş bulundum. Dediğim gibi bu sergi hiç bu niyetlerle, bu hislerle başlamadı. Bu serginin başlangıcı aslında şöyle. Bir hem Altar koleksiyonunda bulunan eserlerden bir seçkiyi buluşturacak hem Altar koleksiyonundan bulunmayan dışarıdan diyeceğim eserleri yer alacağı bir sergi düşünmeye başladım. Ve aslında bu sergiyi doğa fikri etrafında kurgularken
Belki de tepkisel bir yerden başladım. Ve kendime bir söz verdim. Bir doğa saygısını antroposen kelimesini kullanmadan yapacağıma dair. Bu tepki nereden doğdu? Tabii ki gene zamanın, dönemin dinamikleri doğrultusunda. Doğa dediğimiz şeyin aslında bir tüketim, tükettiğimiz bir kelime, tam olarak sınırlarını bilemediğimiz, tam olarak neye işaret ettiğimizi bilmediğimiz, değişken, toplumsal, tarihsel bir kavramdan bahsettiğimizi ve bunu çok gündelik hayatımızda kullandığımızı ve belki de tükettiğimizi, her şey gibi tükettiğimiz hissiyle aslında bu yola çıktım diyebilirim. Etrafımıza baktığımızda işte yeşil şehirler Avrupa'da, mesela benim eski yaşadığım şehir Salzburg yeşil bir şehir. İşte yeşil çamaşır suları, yeşil porno diye bir akım bile başladı. Yeşil enerjilerimiz var. Doğayı koruma çabalarımız, doğayı yok etme gayretlerimiz, tüm bunlar, bunların ışığında aslında bu sergiyi oluşturmak istedim. Ve doğadan ziyade doğa fikrini ele almak istedim. Yani doğa fikri derken, bu doğa dediğimiz şeyin tam olarak dediğim gibi nerede başladığını, nerede bittiğini, bizim kendimizi bu şeyin içerisinde nasıl konumlandırdığımızı bilmeden, bu doğanın aslında kültürle, toplumla, tarihle harmanlanmış, tarih tarafından üretilmiş, tamamıyla bu perspektiften baktığımızda yapay bir yapı olduğunu irdelemek. Bu konuyu irdelemek istedim. Belki kısaca tam da bu noktada serginin başlığından bahsedeyim. Locus solus, Latince bir ifade, iki anlamı var aslında. Locus yer, solus bazen yalnız anlamını alabiliyor, bazen biricik. Yani yalnız yer veya biricik yer. Burada locus solus gibi bir başlık seçerken böyle erişilmez bir başlık seçmek gibi bir gayretim yoktu. Daha ziyade benim edebiyat okurken üniversite yıllarımda içine düştüğüm ve çıkamadığım bir kitap ilham kaynağı oldu. Aynı isimli bir kitap, Locus Solus, Raymond Roussel'in kitabı. Türkçe'ye çevrildi, Yapı Kredi yayınlarında mevcut. Bu öyle bir kitap ki, biz edebiyat okurken bir fan kulübümüz vardı. Bu kitabı okuyabilen kimse yoktu. Yani baştan sona kadar kimse bu kitabı okuyamadı aramızda. Ama bu kitap etrafında konuştuk, tartıştık ve inanılmaz buluşmalar oldu. Halen daha ben bu kitabı baştan sona kadar bir nefeste okumuş değilim. Parça parça okudum. Neyse, bu kitabın önemi ne? Kesinlikle Locus Solus sergisi bu kitaba bir omaj, bir övgü ya da işte kitap buydu, sergisi de bu olur gibi bir niyetle yola çıkmadım. Daha ziyade bu dediğim gibi baştan sona okuyamadım. Kitapta benim aldım, bende kalan şey... Lu! Was ist los? Lu! bu kitaptan bende kalan şey, bu kitap bir güzergah olarak kurgulanıyor.
ve bir villanın farkında. Şimdi bu kitaba bir yolculuk olarak giriyorsunuz ve bir park içerisinde gezinirken doğayla iç içe olacağını zannederken aslında bu parkın içerisinde yer alan tuhaf, görkemli yapıların arasında buluyorsunuz. Dolayısıyla locus solus yalnız yer olarak tanımlanan yer kesinlikle yalnız bir yer değil. Tam tersine kargaşanın olduğu çok yapıtlı bir yer kitapta betimlenen. Bir bu fikir benim için önemliydi. Yani bir yere girerken başka bir şey, bir şeyi ararken size başka bir şeyin gelmesi, aramadığınız bir şeyin gelmesi. Diğer benim için önemli şey bu güzergah fikriydi. Nitekim sergide göreceğiniz eserler zannediyorum yanlış bir tanım ya da umuyorum ki yanlış bir tanım yapmıyorum. En azından benim onları gördüğüm şekil her biri hangi boyutta olsunlar olsun her biri bir dünya. Her biri kendi içinde bir dünya. Bundan şunu ima ediyorum ya da şunu anlıyorum. Her birinin kendine ait bir zamansallığı, bir mekansallığı, bir önerisi, belki de zamansallıkları ve mekansallıkları, her birinin bir mantığı ve her biri bir fiziksel bir alanı, duygusal bir alanla buluşturan bir yapıt. Benim gözümde en azından sanatçıların kendileri belki böyle tanımlamazlar. Ama ben bu yapıtlara bu şekilde yaklaştım diyebilirim. Dolayısıyla bu dünyalar arasında dediğim gibi küçük veya büyük, buralı veya oralı, var olan veya var olmayan, haritada bulduğunuz veya bulmadığınız, geçmiş yerler, yok yerler arasında bir gezintiyi ye davet etmek gibi bir niyetim var aslında bu sergide. Sonra tabii dediğim gibi 3 yıl geçti ve her şey gibi hayat girdi sergiye. Hayat girdi ve bu sergi burada oluyor ve bu coğrafyada oluyor ve aramızda şu an değil galiba. Yok. Bu sergide eserini göreceğiniz, Adakıt eserini göreceğiniz Murat Efe Gündüz'le ilk tanışmam bir serginin açılışındaydı. Benim yaptığım bir sergi değil, artık var olmayan mana galerisinin bir açılışında. Murat'la tanışmıyorduk ve Murat'la bu gümbür hikayeler ve bu coğrafyalar üzerinde konuşmaya başladık. Ve buranın ne kadar yüklü bir coğrafya olduğu ve ne kadar fiziksel coğrafyanın bizim duygusal hallerimizi üstlendiği ve bir avuç toprakla üstünü kapattığımız ve katman katman aslında bu hikayelerin üzerinde yaşadığımız ve adım attığımız düşüncesi o günden beri bilmiyorum kaç yıl oldu, 4-5 yıl olmuştur. O günden beri bu Murat Aga Gündüz'ün bana böyle fısıldadığı bu gömülü hikayeler hiç aklımdan çıkmıyor. Bu gömülü hikayeler de bu sergide, bu gömülü hikayelerin çok büyük bir önemi var. Bu yalnızlık da bu gömülü hikayelerin yalnızlığı. Bu zannediyorum şu düşünce acaba mekanı, coğrafyayı, doğayı, doğaya neyse o, doğa dediğimiz şey, doğayı tüm yalnızlıkları barındırabilecek bir yer olarak düşünebilir miyiz? Çoğunlukla yani çoğul yalnızlıklar olarak bunu düşünebilir miyiz? Hem bireysel olarak hem kolektif olarak.
Ve bu düşünce, bilmiyorum şimdi ben sizi de çok yönlendirmek istemiyorum sergiye gitmeden ama zannediyorum gitgide bu düşünce ağırlık kazandı sergide. Her bir eseri tek başına ve beraber düşünürken aslında doğaya, doğa neyse o dediğim gibi bu doğa fikrinin bizler insan iki ayaklı canlılar olarak bu doğayı tasarlarken ilişkilenme şekillerimize ışık tutmak istedim aslında. Yani bir sığınak, bir kabus, bir ürün, bir tüketim nesnesi, olgusu, bir istikamet, bir geçmiş, bir ütopya, bir cennet, kaybedilmiş bir cennet gibi. Dolayısıyla bu sergide göreceksiniz bu güzergahlar, pardon bu güzergah farklı boyutlarda dünyalar arasındaki güzergah. Aynı zamanda paradigmatik diyeceğim yerler etrafında şekillendi. Bunlar, bu yerler nedir? Ada, Yaşam Şaşmazel'in adası, Murat Ege Gündüz'ün adası. Yaşam Şaşmazel bu arada aramızda. Ve kendisi inanılmaz çalıştı ve doğayı müzeye getirdi. Cennet, Elinç Seymen, Enre Tot. Çöl, Judith Sasportas. Orman, Bernard Selyen. Ada, Utoya, Bernard Selyen. Orman, Thomas Geiger. The Forest, The Trees. Ve yok yerler, Shui Feng Chen, bir dünyevi tanrıların yeri diyeceğim. Dolayısıyla bu sergi aslında bu paradigmatik yerler etrafında kurgulandı. Ve şurada bitireyim, herkese teşekkür etmeden önce ya da tek tek. Madem bir güzel ya, ben de galiba hani böyle bir 3 yıl içerisinde bir yerlerden geçtim ve en sonunda hazırladığımız kitap için metni yazarken şunu fark ettim. Galiba bunun başlangıcı bizim bahçenin meşe, çocukluğumun bahçesinde bir meşe ağacı vardı ve bu meşe ağacının içinde bir kulübe vardı. Ve galiba o kulübe, galiba o yer, yani o yalnız yer, bunu olumsuz veya olumlu bir anlama sabitlemeden yapmaya çalıştım bu sergi ama galiba o yalnız yer, tüm yalnızlıkları barındırabilen yer, o kulübe idi ve galiba onun rehberliği altında bu sergi oluştu. Yeterince konuştum, bu benim için çok. Sadece şunu söylemek isterim, saymadığım aramızda sanatçılar var. Dediğim gibi Yaşam Şaşmazer bu sergi için bir sojourn adası yarattı, yoktan var etti. Ahmet Doğupek, Gece ve Yıldızlar'da Muhteşem Yıldızlar eseri, Kartal Koleksiyonu'nda olan eserini sergileme şansı bende şu an. Çok mutluyum. Unuttuğum, eminim ve çok kötü hissedeceğim, unuttuğum bir sanatçı aramızda olan var mı? No. Son ama last but not least diyeceğim. Bu sergi ekip olmasaydı gerçekten gerçekleşemezdi. Şimdi burada bir kralımız var, Rahman. Herkes eşit. Ama Rahman çok teşekkür ederim. Çünkü gerçekten mucizeler, Rahman, Emre Karaslan, Durgut Mutlu,
prodüksiyonda Saygılar ekibi, Gizem Uslu, Utku Ural, Ece Ak ilk defa birlikte çalıştık. Bir sergide çok keyifliydi ve Alper Demirbaş çok çok teşekkürler. Didem, tasarımcımız Didem, hasta haliyle rehberimizi yapan, nerede bilmiyorum, göremiyorum. Erdal, hamamcı ve Tugay ve Recep. Şimdi listeyi hazırladım çünkü ben bu şeyleri unutuyorum her şeyi. Tugay görmez. Burada mısın Tugay? Evet. Çok teşekkür ederim. Ve Recep Tanır. Kendileri ışıkçılarımız ve bu sergi çok ışık istedi. Loşluk üzerinden ama galiba en fazla spot kullandığımız sergi mertebesine geldi. Okay. Çok çok teşekkür ederim. Her şey için beraber oldum. Ve koleksiyon ekibi, herkes şu an burada olan herkes çok çok ve saymadıklarım özür diliyorum. Umarım keyifle gezersiniz.